Merhaba, bugün Empati Karavan olarak Gebze bölgesindeyiz. Ve yanımızda Mine Hanım var. Mine Hanım, bizi kabul ettiğiniz için ilk öncelikle çok 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 teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Yani bugün sizin her zaman yapmış olduğunuz, beslemenize biz de katıldık. Zorluklarınızı gördük, şartları gördük. Zaten şu anda da sizler de görebiliyorsunuz. Sizi tanıyalım ilk önce. Ne yapıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? İsmim Mine. Yani bu bölgede yaklaşık 2 senedir besleme yapıyorum. Bu bölge haricinde standart gittiğim, gün aşırı gittiğim bölgeler var. Burası çok yoğun bir bölge. Evet. Yani siz de bugün gördünüz. Burası 10. bölge galiba. Daha devam ediyoruz burada. Şimdi buranın durumu diğer yerlere göre biraz daha farklı. Çünkü burada çok fazla hem orman bölgesi. Evet. Şimdi görüyorsunuz, burası orman, aşağısı otoban. Şimdi burada yıllardır zaten atımlar söz konusu. Evet. Köylerden, işte diğer belediyelerden çok, vesaire. Biz köpekler de gördük. Çok. Özellikle yani zaten, son zamanlar değil mi? Yani şu an kanayan yaramız bizim aslında bu yasaklı ırk tabir ettiğimiz cinsler. Yani besleme yapanların aşağı yukarı sıkıntısı hep aynı ama şu an bizi gerçekten zorlayan durum bu yasaklı ırkların durumu. Evet. Türkiye'nin her yerinde 3 aşağı 5 yukarı durum aynıyken bir de bu zorlukların üstüne yasaklı ırkların eklenmesi, alınan yanlış kararlar ve insanların ne yapacağını bilmemesi bizi tamamen bir çıkmaza soktu aslında. Evet. Yani biz bu durumun üstesinden gelemiyoruz açıkçası. Kimse gelemiyor. Evet. Yani biz burada zaten bu sizin göreviniz değil. Evet. Bunu her zaman yani bu bürokratik bir mesele. Partiler üstü de bir mesele. Kesinlikle. Yani hani bizim var olan sıkıntılarımızı artı olarak bir de bu yasaklı ırklar eklendi ve hani gerçekten çaresiz durumdayız. Ben bilmiyorum hani nasıl olacak, nasıl devam edecek ama burada büyük bir yanlış var. Hani alınan kararda bir yanlış var. Benim anladığım kadarıyla yani yönetimler de yani idareciler de diyelim bir şeyler yapmaya çalışıyor ama demin mesela siz üzülerek bir annenin yavrularını aradınız ve yoktu. Evet. Ama öbür taraftan hamile köpekleri gösterdiniz. Evet. Yani bir taraftan kısırlaştırma için uğraştığınızı ben de biliyorum. Evet. Ama bir taraftan da bir doğum var. Yani Çok hızlı. Evet. Çok yani hızlı. Bir önüne geçilemeyen bir döngü var aslında. Bir kesinlikle öyle. Dediğim gibi biz kendi bölgelerimizde, burası çok büyük bir bölge olduğu için haftada bir iki kez gelebiliyoruz ama diğer bölgelerde nispeten kontrol altına alıyoruz. Burada diyoruz ki burada tamam, burası temizlendi. Evet. İki gün sonra bir bakıyoruz yeni köpekler var burada. Yani bunun önüne geçemiyoruz ve şöyle de bir şey var. Biz bireysel olarak bunun üstesinden şöyle gelemiyoruz. Aldık biz bu köpeği, operasyonu, kısırlaştırma operasyonunu yaptırdık. Post operatif kısmında yani o köpeği bizim koruyabileceğimiz, o iyileşme sürecinde bekletebileceğimiz bir yer yok. Bunun için mutlaka bizim belediyelerden destek almamız lazım. Yani çok üzülerek söylüyorum ki işte bir kısırlaştırma işte organizasyonu yapıyoruz bölgede. Evet. 2 ay beklemek zorunda kalıyoruz ardından. Çünkü sıra bize gelmiyor. Bir de şöyle bir olay var herhalde. Şimdi Gebze, Kocaeli'de aynı şekilde, İzmit'te aynı şekilde. İstanbul'un arka bahçesi gibi bir şey. Evet. Yani şu anda mesela buraya getirip birisi köpek atsa kimsenin rolu duymaz ki. Kimsenin. Şu anda zaten bunun da yaşıyoruz. Siz kendiniz de söylüyorsunuz. Ya her beslemede yeni köpekler katılıyor aramıza. Öyle söyleyeyim. Yani hiç bitmiyor. Hiç bitmiyor. Asıl sıkıntı zaten burada yavruların da terk edilmesi. Hani onların dışında. Evet. Çünkü burada her bölgede şey var şu an. Bulaşıcı hastalıklar var. İşte kanlı iseli var, gençliği o da var. Yani burada bir yavru gördüğünüz zaman 2 gün sonra o köpeğin ölüsünü buluyorsunuz. Evet. Ve daha önemlisi burada korumacı bölgeyi alfa köpekler var. Evet. Başka köpekler geldiğinde diğerleri onları burada barındırmıyor. Evet. İnsanlar sanıyor ki burada besleme yapılıyor, burada işte mama götürülüyor işte vesaire. Öyle bir şey yok. Burada diğer köpekler kabul etmiyor onları. Orada gördüğünüz gibi. O da yeni bırakılmış bir köpek. Evet. Yani buradan köpekler istenmediğinde, diğerleri tarafından dışlandığında aşağıya gidiyorlar. Aşağısı otoban. Evet. Orada insanlar 170-180 ile bomboş yol çünkü. Evet. Oradan geçiyorlar. Yani hayvan yolun ortasında yatıyor bir kere. Daha sonra işte besin aramaya çıkıyor, yemek aramaya çıkıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben şimdi birçok yeri gezdim. Yani daha da gezmeye devam edeceğiz. Tabii her gezdiğimizde üzülüyoruz. Çünkü sorunlar aynı.
Evet, çok haklı. Beklenen çözümler de aynı aslında. Sizin çözüm, yani ne bekliyorsunuz? Yani ne olsa da bu sorun çözülür size göre. Ya benim için öncelikle yani en büyük destek almak istediğimiz şey bizim agresif kısırlaştırma dediğimiz olay. Çok hızlı. Bunu yani inanın, çok seri. Herkes bunu söylüyor. Yani bunu, evet, bu çünkü bugün bir kez yine gördük. Birçok hamile köpek gördük. Yani bu sorunun önüne geçilmesi lazım. Peki, kesinlikle. Evet, başka? Kısırlaştırma öncelikle evet, dedik. Evet. Bölgeye köpeklerin bırakılmaması. Yani peki bunun önüne nasıl geçilecek? Yani önüne, birisi buraya getirip bu şöyle, buraya, yani bunun takibi nasıl olacak? Bunun bir cezası var mı? Köylüler evet, yapıyor bunu evet, bu civar köylerde. Evet. Fotokapan olabilir mesela buraya. Değil mi? Olabilir yani. Doğru. Kimliği belli. Evet. İşte şey, plakasından belli oldu. Yani bunun yaptırımı konusunda emin değilim. Yaptırım, herhangi evet, bir yaptırımı var, var mı bilmiyorum. Evet. Tam hayvanı eziyor, ona bir yaptırım yok ki. Bana nasıl evet, olacak? Evet. O da aynı mesele. Onun dışında yani topyekun bir bilinçlendirmeye gitmemiz lazım. Peki. Maalesef. Peki başka bir şey. Bu sizin hayatınızı nasıl etkiliyor? Benim burada en çok üzüldüğüm konu. Şimdi buradayız. Demin de arkadaşım Ali ile bu konuyu konuşuyorduk. Hı-hı. Yani burada bir sürü köpek var. Kimsenin bunlardan haberi yok. Evet. Birkaç gönüllünün dışında. Yani ben şunu gördüm gönüllü insanlarda. Yani böyle bir şeye girdiğiniz zaman çıkamıyorsanız, çıkamıyorsunuz. Yani artık bir kere için göz görüyor bu. Evet. Göz gördü tamam artık. Evet. Ertesi gün çünkü o köpeği demin şeye de şahit oldum. Demin yok, gelirken yolda mesela durduk, geri geldik. Orada bir köpeğin hasta veya ölü olduğunu zannettiniz. Evet. Otobanda geri geldik mesela. Evet. Yani bu hassasiyetinizi de gördük, şahit olduk. Yani peki başka hayatınız nasıl etkiliyor? Yani bu pazar yani, gününüzü buraya veriyorsunuz. Ben Instagram'da da görüyorum. Yani yeri geliyor bir yardım için insanlardan yardım rica ediyorsunuz. Evet. Yani bunlar tabii üzücü şeyler. Bunlar çünkü sizin göreviniz değil. Yani bireysel yapmak evet, çok zor evet, öncelikle. Çünkü hepimizin bir hayatı var. Benim kurumsal bir hayatım var. Yani evet, bir iş hayatım büyük var. Büyük bir firmada da çalışıyorsunuz aynı evet, zamanda. Evet. O taraf ayrı, aile tarafı evet, ayrı. Dediğim gibi yani hani kişiselleştirmek istemiyorum ben evet, bu durumu. Çünkü bu gönül işi. Evet. Gönül verdiysen eğer bu işe kimseden işte yok ben çok işte her günümü buraya ayırıyorum. Çok zorlanıyorum. İşte Allah kahretsin de mamamız da yok da evet, falan ben kendime şey görmüyorum onu. Evet. Yani bu anlamda şikayet etmiyorum açıkçası. Ama yoruluyorsunuz. Çok yorucu. Madden manen çok yorucu. Evet. Ve çaresizlik en önemli kısmı çaresiz olmak. Evet. Yani şey işin içinden nasıl çıkacağını bilememek. Hani çözüm yok. Bazı yerlerde çözümsüz kalıyoruz. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bugünü yaşıyoruz. Yani atıyorum biz burada geldik işte 10 paket bugün evet, bölgeye mama dağıttık. Günü kurtardık yani. Evet. Yarın yok mesela. Yani yok, evet. Yarının olması sizin için sizin yerinizde işte, kimse var mı? Nasıl? Bu bölgede. Zaman yani zaman bölgede, birileri geliyor. Evet, zaman zaman birileri geliyor bu bölgeyi. İşte daha önce işte evet, denk düşmüş işte pikniğe evet, gelen insanlar, işte sağduyulu olan kesim şey yapıyor buraya mama getiriyor zaman zaman. Zaten dediğim gibi hafta içi bizim uğrama şansımız olmuyor. Sabah 11'de başlıyoruz beslemeye. Akşam evet, 7-8'e kadar bir fiil besleme yapıyoruz burada gücümüzün yettiği kadar. O anlamda yani hani sağda solda işte gelen geçen mama evet, koyuyor vesaire ama Allah böyle bir organizasyon şeyi yok. Hani birbirimizden bağımsız olarak yapıyoruz ve hani kimin nereye ne götürdüğünü açıkçası pek bilmiyoruz. Takip edemiyoruz o anlamda. Bir de başka bir konu yine var. Bu bütün gönüllülerin başında, sizin de başınızda da diye düşünüyorum. Yani insanlar her gördükleri şeyi size yazıyorlar. Bana da yapıyorlar bunu. Sanki bu sizin görevinizmiş gibi. Evet. Sanki siz bunu yapmak zor. Tabii buna Allah razı olsun teşekkür ediyoruz ama yani dernekler için de geçerli bu. Mesela evet, Kohayder'i ben yakından tanıyorum. Eminim size de böyle şeyler vardır. Ya Instagram'da evet, DM kutusu şu an o kadar dolu ki ve evet, dediğim gibi az önce de hani göz görüyor. Evet. Hani onu gördükten sonra benim o günüm mesela hani iyiyse bile kötü oldu öyle söyleyeyim. Çünkü hani onda aklım kalıyor ne yaptı ne yapmadı evet, o hayvan ortada mı kaldı. Ben yine diyorum hani ben Gebze'de olmama rağmen İstanbul'un bazı bölgelerinden mecburen işte evet, kedi köpek tedavi ettiriyorum. Diyorum ya hani ben yani bu kadarım ya. Hani tek kişiyim. Kalbiniz büyük. Tek onu söyleyeyim de bakın. Hani yok, Gebze'de yok, gerçekten böyle 5 parmağa geçmeyecek sayıda insan var.
Biz hani kendi aramızda şey koordine evet. olmaya çalışıyoruz. Hepimizin belli bölgeleri var. Yani yetmeye çalışıyoruz. Evet, öyle söyleyeyim. Günü kurtarıyoruz. Valla yani bizim her zaman söylediğimiz gibi biz yetkililerden çözüm bekliyoruz. Evet. Yani eğer merhametimizi kaybedersek zaten her şeyimizi kaybedeceğiz. Bunların da bize ihtiyacı var. Siz de bunu onayladınız. Tek istedikleri aslında sevgi. Çok güzel bir şey söylediniz. Sevgi daha sonra mama değil mi? Mamayı döktük. Tabii, ilk önce kendilerini sevdirdiler. Evet. Sonra mama. Evet. Bilmiyorum, var mı başka söylemek istediğiniz bir şey? Yani dediğim gibi Türkiye'nin her yerinde bu böyle. Yani evet. buraya özel bir şey değil bu. Bu topyekün bir bilinçlendirmeyle aşılması gerekiyor. Önce devlet, bürokrasi, evet. belediyeler, gönüllüler, hepsi bir arada olması gerekiyor. Ben işte şu an belediye yapsın bunu etsin, sadece belediyeyle olmuyor. Benim de gönüllülerin de evet. katkı sağlaması gerekiyor. İşbirliği içinde çalışmamız evet. gerekiyor. Ama şu an en önemli mesele bu yasaklı ırkların durumu. Evet. Yani çok bunu, bu Demin yasanın... Çok kötüydü mesela. Çok. Yani nasıl bir bakıştı o ya? Yani bu evet. Yasanın uzatılması gerekiyor. İnsanlar bilinçsiz. Zamanını işte kaçıranlar oldu. Diyorum ya, insanların hani evet. Herkesin aynı bilinçte olması çok evet. zor. Tam yasaklı ırk bakıyor, besliyor ama bebek gibi bakmış evinde. Evet. O insanların köpeğini de aldılar şu an. Görüyorsunuz Elazığ'da, evet. çöplükte. O zaten bütün köpekleri atmışlar. Evet. Yani bu sadece bizim gördüklerimiz, şahit evet. olduklarımız. Bizim bilmediğimiz arka tarafta neler dönüyor. Kesinlikle. Bu sürenin uzatılması şart. Öncelikle. Daha sonra barınaktaki o yasaklı ırkların sahiplendirilmesi şart. Topla yani üst üste hayvanları nasıl yaşatabileceksiniz? Bunun için kapasite yok bir kere her şeyden önce. Değil mi? Çoğu belediyenin şey diyor. Kapasitesi yani, yok. Evet, yani barınakları pek onaylamıyoruz ama. Hedef şu mu? Evet. İşte uysal bir pitbull. Belki diğer tarafta işte dövüştürülmüş bir evet. pitbull. Diğerine kırdırmak mı yani? Hani öyle mi azaltmayı hedefliyorlar? Yok, olduğunu zannetmiyorum ama tabii. Ama yani evet. bir çözüm evet. yok ki ortada. Evet. Yok yani. Evet, evet. Birisi açıklasın o zaman. Biz bunu hedefliyoruz desin. Vallahi aslında bunun çözümü belli. Profesyonel yaklaşacaklar, bütçe ayıracaklar. Yani bununla alakalı artık tesisler, hastaneler neyse bunu kuracaklar. Bunu yapmak zorundalar. Çünkü bu yani milyonlarca hayvandan bahsediliyor. Evet. Yani Türkiye modern bir ülkeye doğru bu yola gidildiğinden bahsediliyor. Artık partilerin bunu da siyasete alet etmemelerini, yani dediğiniz gibi, çünkü ben çevre işi yapıyorum, çevrede de aynı sıkıntı yaşıyoruz. Siyaset üstü bir yaklaşımla bir çözüm bulmaları lazım. Çözüm de belli. Bilmiyorum artık. Dua ediyoruz diyeyim ya. Gerçekten. Evet, yani duaya kaldık. Çünkü zaten. Her böyle bir şeyler yapılıyor. Bir göstermelik bir şeyler yapılıyor. Bir paket mama bırakılıyor. İşte iki tane hayvan kız. Yani sen burada 100 tane hayvan var. Yani can var öyle diyeyim. Bu 100 tane canın sen 99'unu kısırlaştırsan, birisini kısırlaştırmasan bu da sorun. Tabii. Yani bununla alakalı çözüm bekliyoruz. Çözüm bekliyoruz. Acil. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. İyi ki i̇nşallah. Geldiniz. İyi ki bizimle oldunuz. İnşallah. Bol inşallah, duyurduk inşallah, çocukları. İnşallah görüşeceğiz. Sevdik. İnşallah. İnşallah. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Emeklerinizden dolayı bir daha teşekkür ediyorum. Sağ olun. Size. Görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.